Sevgili Aliko Travel sevdalları, bugün Lima'nın Miraflores ismi verilen bölgesindeyiz arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Gayet güzel ve tatlı bir bölgedeyiz. Burası da Bicentenario Parkı'ymış abi. Gayet canlı. Bakalım içeride neler var, neler yok, hep beraber bir inceleyelim. Aslında bildiğiniz üzere Miraflores denilen bölgeler Latin Amerika ülkelerin çoğunda mevcut. Bunu tam Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman biraz saçma sapan bir anlam çıkıyor. Yani Mirabak demek, Flores de çiçekler demek. Çiçeklere bak anlamı taşıyor ama daha çok işte çiçekli, böcekli, daha refah seviyesi yüksek bölgelere Miraflores ismi veriliyor arkadaşlar. Bizdeki Maçka Parkı'nı andırsa da biraz daha küçük bir park burası. Tabii bölgenin ismi Miraflores. Bu Bicentenario'da içerisindeki parklardan biri. Diğer bir ismi de John F. Kennedy olarak geçiyor abi. Burada böyle içinde genel olarak geleneksel tatlıcıların bulunduğu bir yer. Bu tatlıcılarla biliniyor yani burası. Bakalım nasıl tatlılar varmış burada. Şöyle sergi de açmış abilerimiz. Gördüğünüz gibi zaten turist kaynıyor burası. Şurada mesela tatlılardan birileri var. Ola! Şöyle bala bulanmış ve kavrulmuş fıstıklı bir tatlı. Şurada bizdeki lokma tatlılarına benzeyen bir tatlı. Bu grup rapper eşliğinde burada herhalde. Şurada İşte aynı bizdeki lokmanın aynısı abi. Bayağı sıcak. Ama ama bizdeki lokmanın aynısı abi. Şöyle 5 tane 8 olmuş. Balla beraber servis ediyorlar. Şöyle bandırıp götürüyorsunuz. Abi şimdi şöyle bir sandviççiye geldim. Burası bayağı meşhurmuş. Şurada görmüş olduğumuz fotoğraftaki sandviçten yiyeceğim ama tabii normalde o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bayağı popüler. Dışarıda ve içeride de oturabiliyorsunuz. Daha önce Şili'de gitmiştim buna benzer bir restorana. Şöyle bir hindili sandviç. Şöyle değil. Şurada çok tatlı bir cadde var arkadaşlar. Yine Miraflores bölgesinde bulunuyor. Arkada da hemen John F. Kennedy Parkı var. Gerçekten çok güzel yapmışlar buraya ya. Kocaman bir cadde. Sağlı sollu böyle sokaklarla da desteklenmiş. İçerilerde de yine kafe ve restoranlar var. Gündüz olmasına rağmen çok hareketli. Sanırım bugün yine Dünya Kupası maçları var. Burada Mercado San Ramon diye bir yer varmış abi. Oraya doğru gidiyorum. Tipik bir restoran gibi bir yer. Yani Mercado adından da belli ama biraz daha modernize bir Mercado. Şöyle yeni
kesin restoranların olduğu bir bölge. Kroasya ve Arjantin maçı arkadaşlar. Hırvatistan ve Arjantin maçını izlemeye geldim. Söylediğim ekran var. Şöyle bir var. Bayağı kalabalıklaştı ya. Belli bir 25 dakika oldu ama bir kişilik bile yer yok yani mekanlarda. Bu şekilde maçın başlamasına 19 dakika kaldı. Biraz önce Arjantin penaltılardan 1-0 öne geçti. Ortalık yıkılıyor ya. Kamerayı çıkaramadım ama ortalık yıkılıyor yani şu an. Fena sıcak içerisinde. Evet gençler, maç bitti. 3-0. Arjantin aldı. Hırvatistan ceza sahasına bile giremedi. Çok sıkıcı bir maçtı ya. Messi güzel oynadı ama Hırvatistan'dan ben en azından bir gol beklerdim abi. Abi ceza sahasının içine bile giremedi ya. Her neyse. Şimdi çıktım, bir şeyler yiyeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada güzel bir alışveriş merkezi var. Yemeğe geldim. Şöyle dışarıdan da göstereyim size. Birazdan tabii daha ayrıntılı bir şekilde gösteririm. Burada Cusqueña Negro diye bizim kafeli bildiğimiz bir bira var. Çok meşhurmuş. Ondan söyledim ve biraz ceviche ve et söyledim arkadaşlar. Bakalım nasıl başladı. Arkadaşlar ben ceviche'ye bayıldım. Yine bir ceviche söyledim. Tabii şu an acı sos gelmedi ama bakalım bunun tadı nasılmış. Şöyle soslu falan da ya. Geçen söylediğim pek böyle soslu değil. Tabii bunun çok fazla çeşidi var abi. Görüntü olarak benziyor ama. Fenalık. Fenalık derecesinde güzel. Şu farklı bir mısır abi. Az öncekiyle farklı mesela. Şu uzuncuydu. Şu normal, çok normal mısır. Bir de şurada tatlı patates ve sebzelik muz var. Bu şekilde. İşte adı verilen bir mısır çeşidi var. Böyle yağda kavrulmuş ve bu şekilde servis ediliyor yemeğin yanında. Genelde ceviche'ler, ceviche'nin yanında falan da bu servis ediliyor. Şöyle ince uzun bir şey. Tuzlu. Ya popcorn değil yalnız bu. Normal bu şekilde. Evet abi, alışveriş merkezinin bu şekilde böyle geleneksel bir bölümü de var. Daha doğrusu Mercado'su. Az önce yediğim mısırı burada görebiliyorsun. Bunlar daha da büyükmüş. Böyle kiloyla alıp alıp restoranlarda satıyorlar. Hava basmış bu da. Money. Böyle garip garip bir şey var. Abi şu patateslere bakar mısınız ya? Yine patates, yine patates. Bir sürü. Sağlı soldu. Right and left. Turşu. Aa, burada turşuları görüyoruz. Evet abi, Encurtido adı verilen, bizdeki turşuya tekabül eden burada çeşit çeşit turşular var. Böyle karnabahardan, turptan. Abi burada böyle siyah mısır var. Mayıs Morado'ymuş ismi. Açık sarımsaklar. Abi soğanlar aynı ya. Soğanda bir farklılık yok yani. Onu sevoya. Bunlar acı biber gibi bir şeymiş abi ya. Şurada. Anka ve mirasol. Soğanlar nasıl? Abi burada şeyi görüyoruz. Muz yapraklarını. Bunlara sararak yemek de yapıyorlar. Etleri falan özellikle. Oha de platano'ymuş. İspanyolca ismi de. İngilizcesi banana leaf, Türkçesi de muz yaprağı. Böyle baya baya satıyorlar abi.
Burada da böyle meyveler falan var. Abi aslında bu ülkelerde çok fazla zeytin yeme alışkanlığı yok ama buraya bu şekilde koymuşlar. Siyah olanlar çok kötü duruyor ya. Siyah bile değil yani, böyle purple, mor gibi. Yeşiller yenecek gibi gene. Şu an Barranco diye bir yerdeyiz. Burası ana kiliseymiş. Böyle meydanda bulunuyoruz. Bu Barranco dedikleri yer işte Miraflores'e biraz yakın. Otobüsle 5-10 dakikada gelebileceğiniz bir yer. Bayağı güvenli. Ve yine Miraflores gibi bir sürü restoran ve kafenin bulunduğu çok tatlı bir yer. Şöyle ilerliyorum, bakalım ne var ne yok. Şurada Kermes gibi şeyler var. Şurada Barranco Belediye binası. Burası bir kütüphaneymiş. Karşı taraf. Çok güzel bir park var önünde ya. Muhteşem. Ama biraz bana boş geldi yani. Yapacak çok da bir şey yok yani. Birkaç tane restoran var. Değerli toplu park ve bahçeler var, birkaç tane küçük. Buraya gelmeden önce yolda güzel birkaç tane bar falan gördüm de onlar tabii gece hayatı için. Amerikan markaları var. Papa John's'lar falan, Starbucks'lar. Özel bir şey bulamadım yani yemek için. Şuradan aşağı doğru iniyorum. Bakalım karşıda neler var. Şurada bir restoran varmış. O, burayı çok beğendim. Wow! Mükemmel. Perfecto. O, buralar çok iyi ama bakımsız işte ya. Çok güzel yapmışlar. Hareket yok pek buralarda. Karşıdaki sarı köprü var ya, çok iyi duruyor. Abi uzaktan gösterdiğim köprünün dibine kadar geldim şu an. Çok iyi süslenmiş grafitilerle falan. Yakından da bayağı güzel gözüküyor. Abi işte yemek yerken şu olaydan bahsediyordum ya. Burada 10 numara manzara varken, yani masaları şuraya atacakken, şuraya bak abi, burada ne rakı içilir ya. Şuna bakar mısın ya? Kardeşim masayı buraya atacaksın ya. Buraya atacaksın ki adam yediğini anlasın ya. Şuraya bak. Muhteşem ya. Sunset'e bakar mısın abi? Mehtaba bakar mısın abi? Burada ne şiirler yazılır ya. Hele şurada var ya. Şuradaki evi görebiliyor musun abi? Apartman daha doğrusu. Mükemmel bir şey ya. Şu. Hasta kaldım kardeşim ya. Harbi var ya, buraya geleceğim bilseydim yanımda rakı getirdim. Şurada iki duble yapardım Seviçe ile beraber ya. Sığır kalbi de vardı. Antikucho. Çok beğendim ya. Mükemmel. Şu dalgalara bakar mısın abi? Karşıda bir de şey var, Island, ada var abi. Adanın ismini unuttum, alt tarafa koyarım. Oraya da gidiliyormuş. Bizdeki işte Prens Adaları gibi falan. Ama biraz daha uzaktı tabii. Ve büyük tek parça. Gerçekten mükemmel ya. Evet abi, yemekler yendi. Şimdi yürüyüş zamanı. Şöyle çok tatlı bir merdivenlerin bulunduğu sokaktan yukarı doğru çıkıyorum. Buradan az önce göstermiştim ya, deniz tarafına. Orada bulunan çok güzel bir shopping center varmış. Oraya doğru gideceğim, yürüyeceğim daha doğrusu. Ev olursam da picarones yemeği düşünüyorum. O ballı lokma vardı ya, yemeğin üzerine tatlı, 10 numara gider. Abi çok iyi ya. Burayı var ya, mükemmel yapmışlar. Abi çok iyi ya. Morallar var ya, fena.
Ve şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Yapağı bu kadar yakından görüyorum çünkü bunlar genelde bu şekilde evlerin üst katlarında, çatılarında falan oluyor ya. Bu kadar yaklaşamıyorsunuz. Abi ev sakinleri şurada herhalde. Oturuyorlar. Şu üst katı falan var ya, ev mükemmel ya. Şu karşıda da kilise çok kötü durumda duruyor ama herhalde orayı yapacaklar. Abi bu muhiti var ya, çok beğendim ya. Merdivenlerden sonra yine inanılmaz bir sokağa çıkıyorsunuz. Tabii arabalar gelmesi daha iyi olacak ama burada çeşitli çeşitli bir sürü restoran ve kafe var abi. Burada klasik Merso'muzla beraber şöyle bir 50 veya 60 model olabilir, 200'müş. Otomatikmiş. Nasıl otomatik olabilir ya bu? Harbiden otomatik ya. İşte gösterdiğim evlerde beyaz perullar yaşıyor. Bu beyaz perullar da pek yerel halkta karışmamış, melezleşmemiş. Avrupa'dan, İspanya'dan özellikle ve İtalya'dan göçen ve şu an Peru'lu olmuş vatandaşlar. Şile'de de böyleydi. Hep en güzel yerlerde, deniz kenarlarında, güzel sitelerde, house'larda oturanlar beyaz Şililerdi. Genelde halk biraz daha böyle esmerimsi oluyor Peru'da. Şile'de de biraz daha farklı oluyor, anlıyorsunuz zaten. Onlar normal vatandaş veya işte normal altı, orta direğin altı insanların yaşadıkları yerler biraz daha farklı. Abi Barranco'dan Larco Mar denilen bu meşhur alışveriş merkezine gelmiş bulunuyorum. Lima'da böyle deniz kenarında çok şık bir alışveriş merkezi, üzeri açık. Şöyle beraber bir dolaşalım bakalım. Ya tek tek tabii dükkanları gezmeye gerek yok. Klasik alışveriş merkezi ama buraya özel kılan şey üzerinin açık olması ve eşsiz bir manzarasının olması arkadaşlar. Böyle alışveriş merkezleri dünyada pek yoktur yani. Bolivya ve Şili'de görmemiştim daha önce mesela. Türkiye'de forumlar var üzeri açık ama bu şekilde manzarası olan da pek yok sanırım. Çok iyi ya. Zaten insanlar buraya alışverişten daha çok bu şekilde manzarayı izlemeye geliyor arkadaşlar. Burada fotoğraf fotoğraf çekiyorlar. Tabii böyle yine restoranlar, kafeler falan da var. Yine yemek yemek yiyen var yani. Şöyle dış kısımları da çok güzel. Zaten bu muhit bayağı iyi. Evet abi. Alışveriş merkezinin ilk kısmından çıkmış bulunuyorum. Böyle karanlıkta tabii pek belli olmuyor ama tatlı bir meydanı var. Yalnız alışveriş merkezi bitmiş değil abi. Bu meydan orayı ikiye ayırıyor. Şuradan merdivenlerle karşıya da geçebiliyorsunuz şu şekilde. Şurada yine devam ediyor. Böyle muhteşem bir yer. Gelirseniz gündüz veya gece fark etmez, manzaraya karşı fotoğraf çektirmenizi özellikle öneriyorum arkadaşlar. Gece de ayrı bir olayı var buranın. Şöyle alt kata indim şimdi. Buranın şöyle bir eksi katı daha var. Orası nereye gidiyor bilmiyorum. Otopark olabilir veya yemek yeme yerleri olabilir. Sanırım otopark. Abi tabii gece pek bazı yerler belli olmuyor. Dolayısıyla ben buraya bir de gündüz geleceğim. Olur. Şöyle binalar da bu şekilde. Gayet güzel abi, derli toplu. Miraflores işte. Şimdi John F. Kennedy Parkı'na gidiyorum. Orada picarones yiyeceğim. Ballı lokmadan tabii şey varsa yani. Kaldıysa ve taze varsa yani, direkt orada kızarmış. Öyle bekletilenleri pek sevmiyorum. John F. Kennedy Parkı'na doğru gidiyorum beyler bayanlar. Şöyle bir yine kafe ve restoranların bulunduğu sağlı sollu tatlış mı tatlış bir sokaktan yürüyorum. Burada bar var, bir tane çok güzel.
Bir tane değil, bayağı var abi. Şöyle sağlı sollu bir sürü bar var burada. Bir tane de bir kilise olacaktı şurada. Kilisenin hemen ön tarafında, avlusunda bulunan restoranlar. Kilise sağ tarafta kalmış. Evet, şurada abi bak, ucunu görüyorsunuz. Kilise şurada ama. Burası gündüz hareketliydi, gece daha da hareketliymiş ya. Şurada yine böyle bir sürü satıcıların olduğu bölge. Abi benim tatlım neredeydi ya? Gidiyorum ama doğru gittiğimin farkındayım. Ama gündüz burası bu kadar büyük değil de bakın. İşte church şurada hemen. Kilise. Evet ya, şimdi anladım abi. Evet, şurada dans yapılan bölge. Onun hemen arkasında Picaron esçiler. Şurada patlamış mısırcıları görüyoruz. Tabii batlamış mısırların bir kısmı şekerli, bir kısmı normal tuzlu, bizdeki gibi. Burada normalde dans ediliyor abi ama bugün dans eden, daha doğrusu bu akşam dans eden kimseyi göremiyorum. Ama insanlar toplanmış, birazdan başlayabilir bir şey. Evet abi, Picarones içimi buldum ben ya. Picarones içimi. Mükemmel bir şey bu ya. Ben şarjı bitti arkadaşlar, yine telefondan devam ediyorum. Picarona esimizi aldık, şöyle yakın çekim yapayım size. Ballı. Mükemmel bir şey ya, bunu yemek, yemeğe doyamıyorum ya. Şöyle bu arada böyle dans yapılan bölgedeyim ama dans yok. Abi fena sıcak. Mükemmel bir şey ya. Ya zaten bilmediğimiz bir şey değil. Ama ben uzun süredir yemediğim için de bana iyi geliyor olabilir. Abi yemek yemeye geldim. Şöyle bir yere. Yine Türk dizisi, yine Türk dizisi. Bu neydi ya? Dizinin adı. Ben unuttum lan. Neyse, siz biliyorsunuzdur artık bu Şevval Sam'ın oynadığı dizi buralarda çok meşhur. Sadece bu değil, hepsi meşhur da. Haya bakalım şimdi ne yiyeceğiz. Series. Que nombre es series? No sé. Series de Turco. 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 ¿Te gusta series de Turco? Abi insanlar aptal mıdır, salak mıdır anlamadım. Adını soruyorum. Bilmiyorum ne var bilmiyorsa. Hiçbir şey yok. Yani seviyor musun? Yani bu anlayamıyorum. Yani anlamaya çalışsanıza kardeşim. Tamam, İspanyolcamız iyi değil de yani robot gibi kalıyorlar ya. Gelirken de mesela burayı tarif ettim. Şurada Lima Sanat Müzesi var. Ya müzeyde Lima dedim yani. Anladın mı? Müzeyde Lima'ya nasıl giderim? O da şey yani, şoför gibi bir şeydi orada otobüs durağında. Anlayamıyor. Bakıyor yani, hiç yardımcı da olmuyor. Müzeyde Lima ne olabilir yani? Lima Müzesi işte yani. Sonra Arte'ye açtım, internetim yok. Müzeo de Arte de Lima. O zaman tamam dedi. Yani Arte mi buradaki numara yani? Anlamaya çalışsana kardeşim ya. Etrafındaki otelleri falan da söylüyorum yani, böyle şey yaptım, yaptım ben. Yani kızdığım şey bu, Şili dedim. Abi bir şey diyorsun İspanyolca. Yani
anlayamıyor, anlamak istemiyor insanlar be ya. Aptal mıdır nedir yani, çözemiyorum ya. Ya mesela mikrofon lazım olmuştu bana Şili'ye ilk geldiğimde. TNS mikrofon diyorum, anlamıyor yani. 50 defa söyledim mikrofon mikrofon, sonra mikrofonoymuş. Yani mikrofonla mikrofono arasında ne fark var abi? Bunun gibi çok kilit şeyler var yani. Bu arada çorba geldi. İnsanları şey yapmayalım yani, beyinlerini çalıştırmayalım. Çok enteresan. Burada şöyle sos ve lime, lime zaten hep var. Adını kesinlikle anlayamadım. Şöyle etli metli. Şunlar patates sanırım. Yine aynı sistem abi. Acısız olmaz şöyle acımızdan da. Nerede benim Cusco'daki, Mercado'daki ablamın Malaya fritası ya. Var ya ben. Patates gibi ama. Lifli lifli. Oğlum et nasılmış? Şu komple böyle bir et. Abi et başarısız. Kutla kaldı. Hem yumuşak, hem sert, hem de soğuk.